18 Ağustos Perşembe günden herkese merhaba arkadaşlar. Yatırım 101'in kanalına hoş geldiniz. E, bu videoda sizlere e, aslında bir e, bugünü değerlendiriyor olacağım. E, bugün ne oldu? Merkez Bankamız herkesin beklentilerinin aksine faiz indirdi. Ve önümüzde bir seçim var. Yaklaşık herhalde e, bir yıldan az bir süremiz kaldı. Seçim zamanı tam olarak bilmiyoruz ama bir yıldan az bir süremiz kaldı. E, bu aslında e, enteresan bir Konjüktüre gidiyoruz. Ee, borsa yükseliyor, dolar yükseliyor, euro yükseliyor, her şey yükseliyor. Öncelikle aslında içinde bulunduğumuz e, ekonomik durumu sizlere yorumlayacağım. Önümüzdeki dönemi yorumlayacağım. Ne beklentilerim var ve tabii ki e, başlıkta da olduğu gibi size bir portföy önerisinde bulunacağım. Çünkü önümüzdeki seçime kadar olan dönemde bazı şirketlerin öne çıkmasını bekliyorum ve bunları sebepleriyle birlikte anlatacağım. Şimdi ilk olarak e, faiz artışını e, biz... Ee, aslında birçok merkez bankasında görüyoruz değil mi? Ee, paylaşıyoruz da bunu. Daha önce de paylaşmıştım YouTube yayınlarında. Arkadaşlar herhalde Japonya ile Çin dışında önemli bankalardan, önemli ülkelerden diyelim. Japonya ve Çin dışında bütün ülkelerin merkez bankaları faiz arttırıyor. Şimdi ben merkez bankaları faiz arttırıyor. Peki o iki ülke neden faiz arttırıyor? Zaten enflasyon %2 civarında geziyor. Yani onlarda farklı bir dinamik var. Ama bütün ülkelerin merkez bankaları... Enflasyon tarihi zirvesindeyken faiz arttırmaya devam ediyor. Biz ne yapıyoruz? Biz tam tersine faiz indiriyoruz. Zaten e, haberleri izliyorsanız arkadaşlar, ekonomi kanallarını izliyorsunuz. Zaten e, ekonomistlerin hiçbiri bu yapılan e, aslında faiz indirimini anlamlandıramıyor. Çünkü aslında bizim öğrendiğimiz, bizim öğrettiğimiz kitaplarda yazan e, bütün her şeyin tam tersini yapıyoruz. Tarihe geçecek bir aslında dönem bu içerisindeyiz. Peki diğer bankalar, diğer merkez bankaları, ülkeler enflasyonu düşürmek için faiz arttırıyor. Biz arkadaşlar faizi arttırmıyoruz. Tam tersi faiz indiriyoruz. Çünkü biz seçime gidiyoruz. Biz faizleri arttırarak aslında seçime giderken ülkeyi resesyona sokmak, büyümesini azaltmak istemiyoruz. Ve merkez bankasının demeçlerinde de bunu görüyoruz. Dolayısıyla... Arkadaşlar önümüzde bizi hiperenflasyon dönemi bekliyor. Yani hiperenflasyon teknik olarak çok yüksek enflasyon. E, o döneme girmeyeceğiz ama bu enflasyonun devamı yani enflasyon devam edecek. Geçtiğimiz sene bir sene bir buçuk sene ne yaşadıysak seçime kadar da arkadaşlar onu yaşayacağız. E, benim aslında beklentim e, seçim sonrasında e, arkadaşlar yani eğer normal'e dönersek e, o günkü ekonomik koşullar bugünkünden çok farklı olacak. Gerçekten acı reçeteyi e, biz o zaman ödüyor olacağız. E, bakalım e, oraya kadar nasıl gideceğiz. E, gerçekten çok zor günler bizi bekliyor ama e, benim daha önce de attığım bir tweet vardı. Enflasyonist dönemlerde insanlar nominelle reel farkları anlamazlar. E, aslında yalancı bir refah vardır. Evleri milyonluk olan kişiler aldıkları maaşla e, pazar e, market fiyatlarından... E şikayet ederler. Varlıkları aslında milyonluk haline gelmiştir. Çünkü asetlerin değeri, varlıkların değeri alım gücünün değerinden daha fazla yükselmiştir. Bu tarz dönemlerde arkadaşlar varlığı olan kişiler daha zengin hale gelir. Varlığı olmayan kişiler daha fakir hale gelir. Eğer siz de Orta kesimdeyseniz bir arabanız, bir eviniz varsa arkadaşlar, eviniz isterse, 5 milyonluk, 10 milyonluk olsun, alım gücünüz arkadaşlar, eğer ekstra bir gelir kazancınız yoksa, enflasyonun çok üzerinde, maaşınıza zam yapılmıyorsa ya da e, kendi işinizde bu parayı kazanamıyorsanız arkadaşlar, enflasyonun çok ötesinde, e, alım gücünüz düşüyordur. İsterse eviniz arkadaşlar, e, birkaç milyonluk olsun, hiçbir önemi yok. Çünkü arkadaşlar refah düzeyi böyle bir şey değildir. Gelişmiş toplumlarda maalesef böyle bir refah anlayışı yoktur. Şimdi e, peki ne olur? Bundan sonraki dönemde ne bekliyorum? E, zaten YouTube'da işte Twitter'da onlarca teknik analiz yapan var değil mi? Dolar 22 olur 25 olur borsa şuraya gider 4000'leri hedefliyoruz e, diyen var. Ben o yüzden teknik yorum yapmayacağım teknik yorumu zaten onlar yapıyor. Takip ediyorsunuzdur. Ben şu anda borsadaki temel aslında analizi seven, uzun vadeli borsa yatırımcılarına biraz sesleniyor olacağım. E, bu videoda da aslında bir portföy önerisinde bulunacağım. Ama öncelikle hemen hatırlatayım. E, kanalımızda arkadaşlar yatırım101.com sitesinden biliyorsunuz finansal okuryazarlık sitesiyiz. E, bu aslında e, finansal okuryazarlığı yaygınlaştırmak için yola çıktık. Yatırım101.com bizim web sitemiz. Tüm eğitimlerimize ulaşacağınız. Ayrıca e, burada şirket değerlendirmelerimiz var. Ekonomi finans yorumlarımız var. Kanalımızda bazen değerlendirdiğim şirketleri bana tekrar değerlendirmemi istiyorsunuz. Lütfen arkadaşlar kanalımızdaki diğer videolara göz gezdirin. E, bu hatırlatmayı kısaca sizlere yapmak istedim. Şimdi dönelim e, aslında kapak konumuza yani başlıkta söylediğim konuya portföy önerisi kısmına. Evet geldik e, portföy önerisi kısmına e, tabii ki böyle başlıkları atıyoruz biraz işte YouTube bizi öne çıkarsın daha çok kişiye ulaşalım diye e, biraz böyle popülist başlıklar bizde YouTube'a ayak zorunda kaldık. Ee, ama benim aslında her zaman biliyorsunuz aşılamaya çalıştığım şey her şeyi sebebiyle anlatarak, detaylandırarak size yaklaşımı anlatmaya çalışıyorum. Ee, burada da arkadaşlar seçime giderken nasıl bir ekonomi bekliyorum e, aslında ve bu ekonomide nasıl bir borsa bekliyorum e, bunu anlatacağım. Ve bunu anlatırken de arkadaşlar sizin aslında yine kanalımda bulunan uzun vadeli bir portföy oluşturmuş, bir futbol müsabakasından yola çıktığımız 11 şirket önerisindeki aslında bu görselle başlıyor olacağım. Yani 11 tane şirket önerisi yapacağım. Peki seçime kadar nasıl bir borsa bekliyorum? Seçime kadar arkadaşlar borsadaki hikaye değişmedi. Muhtemelen e, seçime gidilirken borsada yön yukarı, enflasyonda yön yukarı, dolarda yön yukarı olacaktır. E, İnşaat maliyetlerinde yön yukarı, inşaat fiyatlarında yön yukarı, araba fiyatlarında yön her şeyin fiyatı artan bir döneme gireceğiz. Yani enflasyon arkadaşlar budur. Yani siz faiz düşürdüğünüzde, parayı bollaştırdığınızda, paranın musluklarını açtığınızda insanlar borç alır, varlık alır, borsa Borsaya girer, araba alır, ev alır, evi, ev parası olmayan borsaya para yatırır. Dolayısıyla ben nasıl bir dönem bekliyorum? Seçime kadar her şeyin fiyatının yükseleceği bir dönem bekliyorum. Dolayısıyla konut da yükselir, araba da yükselir, ev de yükselir. Alan her zaman erkenden alması lazım. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta enflasyon e, bu demek zaten. Fiyatlar yükselecek. Demek. Ha seçimden sonra ne olur, ne yapılacak bilmiyoruz. Yani Türkiye'de herhalde en zor şey ekonomiyi tahmin etmek. O yüzden borsamızda yabancı çıkışı tarihi seviyelerde. O yüzden olması gerekeni sorarsanız, fiyat istikrarını sağlanması diğer 30 ülkenin gelişmiş ekonomilerin hatta gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin yaptığı gibi enflasyonu arkadaşlar durdurmaktır. Fiyat istikrarını sağlamaktır. Bunun için de faizlerin artması, talebin durması, insanların parayı artık harcamaktan, tüketmekten vazgeçmesi. Bunun yolu da faiz artışıyla olur. Bu artık ekonomi 101'in temelidir, iktisadın temelidir. Başka arkadaşlar bir şeyi yok yani yolu yok bunun. Bu arkadaşlar artık seçimden sonra hangi vakitte olur olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama olursa zaten baştan aşağı bütün her şeyden tekrar aslında düzen baştan kurulacak ve çok büyük bir acı cilteçeyi hepimiz ödüyor olacağız. Şimdi nasıl bir ekonomi beklediğimi ve nasıl bir aslında konjonktür beklediğimi sizlere anlatmaya çalıştım. Peki böyle bir dönemde hangi aslında şirketler öne çıkacak arkadaşlar? Biraz ondan bahsedeyim. İlk olarak ne bekliyorduk? Doların artmasını, dövizin artmasını bekliyorduk. O yüzden hangi şirketler öne çıkacaklar arkadaşlar? İhracat oranı yüksek olan şirketler. Şimdi ben burada e, bir kısmını yazdım. Bunlar dışında da şirketler var ama en bilinenleri ve en çok ihracat oranı yüksek olan şirketler. Ege Endüstri, Vestel Elektronik, Otokar, Ford Otosan, Ege Seramik, Arçelik, Nuh Çimento, Çimsa, Tofaş, Sarkuysan, Klimasan, Akçansa, Petkim diye gidiyor. Tek tek saymayayım. Bunlar arkadaşlar güzel karlar elde etmeye devam edecekler. Nasıl? Geçtiğimiz bir senede dolar yüzde kaç arttı? Yüzde 110 arttı. Bu şirketlerin karının bir kısmının arkadaşlar yüzde 110'un çok üzerinde arttı. Dolayısıyla ihracat oranı yüksek şirketler çok büyük kar elde edecek. Bunlar da arkadaşlar hisse fiyatlarına yansıyacak. Bunu cebe koyalım. Peki başka hangi şirketler öne çıkacak arkadaşlar? Temettü veren şirketler öne çıkacaktır. Çünkü insanlar bu dönemlerde özellikle son dönemde borsamızda temettüye inanılmaz bir ilgi var. Bu çok memnun edici. Temettü şirketlerinin arkadaşlar geçen sene verdikleri temettüler biraz geride kaldı, enflasyonun gerisinde kaldı. Önümüzdeki dönemde tıpkı maaş zammı yapar gibi enflasyon oranı kadar olmasa da temettü miktarlarını ciddi miktarda artırmalarını bekliyorum. Temettü şampiyonlarını arkadaşlar tek tek saymayacağım. Ee, ama nereye geleceğim arkadaşlar? Portföy yaparken hepsini bir portföye almayacağız, değil mi? Arkadaşlar ortak şirketleri ilk önce başlayacağız. Yani hem ihracat oranı yüksek şirketler hem de temettü şampiyonu şirketler. Dolayısıyla portföyümüzde arkadaşlar 5 şirket olmazsa olmaz. Ege Endüstri, Otokar, Fort Otosan, Nuh Çimento ve Tofaş arkadaşlar bu listenin ortak aslında şirketleri. Dolayısıyla portföyümüzde bu 5 şirketi mutlaka bulunuyor olacağız. Şimdi sizin portföyünüz zaten var. Uzun vadeli yatırımcısınız. Aslında devam edin. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Siz şirketlere bakın. Şirketlerin aslında önümüzdeki konjüktürde ne kadar kar elde edip etmeyeceğine bakın. Bu önerileri tamamen borsaya yeni girmiş, nasıl yatırım yapacağını bilmeyen e, daha çok kişiler için bir e, aslında ekstradan bir portföylerine bakış açısı sağlamak için bu şirketleri sizlere öneriyor olacağım. Önermişim varsayın. Dolayısıyla portföy önerisine geldiğimizde 11 tane arkadaşlar yine futbol takıma önerir gibi 5 şirketi buraya koydum. Ege Endüstri, Nuh Cimento, Tofaş, Forto, Dosan, Otokar listemizde arkadaşlar ortak şirketler olarak geçiyordu ee, diğer arkadaşlar pozisyonlarda 6 pozisyonumuz boş kaldı. Buralara da benim aslında e, daha önce bu kanalda da değerlendirdiğim e, hikayesi var olarak gördüğüm şirketleri koydum. E, kaleyi yine her zamanki gibi sağlama alıyorum. Koç Holding'i koyuyorum. Sağ beke Bim'i koyuyorum. Evet beklentilerin belki çok e, iyi bir kar açıklamadı ama defansif hisselerde benim en sevdiğim şirkettir. Enflasyonun arttığı dönemlerde arkadaşlar artık makro Center'dan alışveriş yapanlar Migros'a. Migros'tan alışveriş yapanlar yavaş yavaş böyle discount yani bime doğru kaymaya başladıklarını düşünüyorum. Bu da bence önemli bir talep. Diğer tarafta Erdemir. Bence piyasa yeteri kadar cezalandırdı. Fiyat güzel yerlere geldi. Evet bir resesyon konusu var ama bu resesyon konusu bence önümüzdeki Son çeyrek sonunda bitecek çünkü faiz artışları artık yavaşlayacak diye düşünüyorum. Çünkü resesyon arkadaşlar e, içinde bulunduğumuz dönemde evet enflasyon çözüldükten sonra artık resesyon çözülmek e, isteneceği için gelecek sene ben çok bunların e, şey olacağını düşünmüyorum, tartışılacağını düşünmüyorum. E, Erdemir'de yeni bir hikaye ve çok iyi bir temettü beklentisi olacağını düşünüyorum. O yüzden sol Solbeke'de e, Ereğli'yi koydum. Sol açıkta aksayı biliyorsunuz bu şeyde de değerlendirdik. Yine beklentilerin üzerinde satış gelmesine rağmen net karda bir piyasa beklentisi fazla olduğu için biraz orada negatif fiyatlandı son dönemde. Ama benim e, biliyorsunuz zaten son dönemde ciddi yükselen şirketlerden biriydi. Ben sol açıya aksayı yazıyorum. Bu şirket değerlendirmesini kanalımızda bulabilirsiniz. Başka bir şirket değerlendirmesi şişeyeceğim arkadaşlar. Yine kanalda çok detaylı değerlendirdik. Hikayesini değiştiren şirket dedik. Ve aslında oraya da e, şişeceğimi yazdım. E, son olarak e, ileriye arkadaşlar Sasa'yı koydum. E, Sasa ihracatı olan, düzenli büyümesi hikayesi olan ve aslında hem yatırım yapıp hem de getiri sağlayan şirketlerden biri olduğu için e, Sasa arkadaşlar ilk 11'de ileri uçta sağda bizim otokarla birlikte forvetimiz olmuş durumda. Eminim herkesin arkadaşlar farklı bir 11'i vardır. Sizler de kendi 11'inizi önerilerinizi bizlerle paylaşın. Diğer arkadaşlar da paylaşsın. Böylece interaktif bir yayın olsun. Ee, bir önceki e, portföy önerisine 5 şirket önermiştim. E, ortak aslında en başta söylediğim bunların ortak kümesiydi. Yani o bekleriydi 6 e, tane şirkette ben sizi sürpriz arkadaşlar şirket eklemiş oldum. Böylece 11 şirketle Portföy önerisini arkadaşlar tamamlamış olduk. Bu sadece bir bakış açısı sağlamak içindi size arkadaşlar. Nasıl bakmanız gerekiyor? Piyasayı nasıl okuyoruz? Ee, umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.